Tamam. Zamanı nasıl değerlendirmeli günümüzde Burada dindar bir Müslüman? ha ona da girdim. Ona da Şunu da girelim. söyleyeyim. Yani Kur'an bilimdeki belli başlı teorileri bildiğimi zannediyorum. Ben yüksek lisansta Big Bang teorisi üzerine çalıştım. Doktora tezim evrim teorisiydi. Doçentlikte kuantum teorisi çalıştım. Evet, burada da Zihindeki kitaplar var zaten. felsefesiyle alakalı birçok konuyu da profesörlük çalışmamda çalıştım. Hala çalışıyorum. İşte izafiyet Evet. teorisi gibi, entropi gibi çok şeyde makale konularımdı. Kaos teorisi yine üzerinde çalıştığım bir şey. Ha ben bütün bu teorilere baktığım zaman, yani bu bilimin en temel verilerine, teorilerine baktığım zaman İslam'a zıt, İslam'la uzlaşmayacak, İslam'ın söylediklerine ters ben kendi adıma burada hiçbir şey göremiyorum. Ha bunu da tartışmasını kim isterse ortamda gerçekte bugüne kadar da yaptım. O Belki da kimsenin yapmadığı kadar televizyon ekranlarında yaptım. Bundan sonra da gerekli kişilerle, tabii her yoldan geçenle yapsam benim de vaktim yetmez. Gerekli kişilerle gerekli zamanda yapmaya hazırım. Bu bilimle ilgili şey tabii çok uzun oluyor. O zaman bir güzel. kenara bırakalım. Madem 7 dakika var, vaktimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl geçirmeli yani? Ya şimdi burada Günümüz şu. dindar Müslümanı vaktini nasıl Şimdi geçirmeli? buradaki Evet. evvela şunu söylemesi. Yani bir insan vaktini Kur'an nasıl... ayetlerine bakarak Tabii tabii tabii. ha. Evvela tabii bu son söylediğiniz zaten rehber olmalı. Evet. Allah bizden ne istiyor? Vakit nasıl geçmeli? Ne yapılmalıdır gibi bir soru geldiğinde öncelikle biz ezbere konuşmamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ezbere konuşmak da şu. Nasıl vaktimizi geçirmeliyiz? Allah'ın istediği gibi. Allah'ın istediğini nereden biliyoruz? İşte Kur'an'da ne yazıyorsa o. Kur'an'ı Ha daha iyi burada anlamak için tavsiyeler ya da işte. Evet burada tabii o zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani Kur'an'ı biz sadece seslendirdiğimiz, havada titreşim oluşturduğumuz bir kitap olarak düşünmememiz lazım. Evet. Kur'an manası anlaşılmak, hayata uygulanmak için gelmiş bir kitaptır. Bak bu söylediğim çok basit bir şey. Fakat uygulaması çok zayıf. Evet. Yani Herkes söylüyor. herkes söylüyor ama Çok konuşuluyor, yazılıyor. Evet. baktığımız zaman mesela birçok kimse Yasin suresini defalarca işte Arapçasından okumuş kimse var. Arapçasını bilen varsa bir şey demiyorum. O çok güzel. Kur'an'ın indirildiğini bilmiyorum. Ama bilmeyen birçok kimsenin bunun ne anlama geldiği üzerine bir kere bile hayatında düşünmediğini, merak edip okumadığını görüyoruz. Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil tabii ya. Bütün İslam Bütün İslam aleminin sorunu. aleminin sorunu. Yani emin olun birçok Kur'an hafızı, bakın birçok Kur'an hafızı Kur'an'da yazılan böyle çok temel emir yasaklarla ilgili şeyi bilmediğine tanıklık ediyoruz. Kur'an hafızından bahsediyorum. Bütün hepsini ezbere bilen kişiden Evet. bahsediyorum. Yani böyle bir şey var. Kur'an hafız olmak çok güzel. Kur'an'ı okumak çok güzel. Ama Kur'an'ın asıl gayesi havada titreşimler oluşturmak değil. Gerçek anlamda hayata tatbik edilmek için gelmiş bir Kur'an. O yüzden Kur'an kendisini tanıtırken işte Nas suresinde müjde, rehber, rahmet olarak gönderiyoruz. İnsanlara rahmet ama nasıl rahmet? Onu hayatımız uygularsak o rahmet olur. Bir Yani anlarsak onun o tabii. rehber vazifesini ne uygun şekilde hareket edersek, hayatımıza tatbik edersek olur. Kur'an bize ne diyor? İşte onu yapmamız lazım. Hayatımız ona göre şey yapmamız lazım. Yani Kur'an namaz kıl diyorsa işte hayatımızda işte namaza yer vermemiz lazım. Namaz kıl diyor. Oruç tut diyorsa senenin belli bir ayında işte sağlığımız el veriyorsa gerekli şekilde orucu tutmamız lazım. Kur'an malımızı, mülkümüzü de fakirlerin hakkı olduğunu söylüyor. Zekat, sadaka, infak tipi ifadelerle Allah'ın bize nasip ettiği maldan başkalarıyla paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Hatta yani durumu iyi olan elinin bolluğuna göre, hatta durumu kıt olan da kendi kaynaklarına göre Allah rızası için malından sarf etmesi geçiyor Kur'an. Bunun üzerinde çok duruyor. Bakın Helal yani haram diyor. işte tabii bunun yani malı elde ederken helal haramı gözetmemi söylüyor. Mesela diyelim işte bir vaktini bir insan iş için kullanacaksa, nasıl kullanacaksa Kur'an orada rehber. Helal bir şekilde kullanacaksın. Haram bir iş varsa, haram bir şeyde aracılık ediliyorsa demek ki vaktini o tarz bir işte kullanmayacaksın, bu tarz bir işte kullanacaksın. Ama o tarz bir işte kullanırken işte namaz ibadetini engellemeyecek, oruç ibadetini engellemeyecek. Bunu da gözeteceksin. Evet. Yani vaktin harama gitmeyecek. Öncelikle ibadetlerine gerektiği yer ayıracaksın. Ve bu vaktin içinde sürekli, Kur'an'ın çok üzerinde durunduğu bir şey, Allah'ı bol hatırlayacaksın. Bir de hicretten bahsetmiştiniz geçen geldiğinizde. Yani bu işlerin, film fırıldakların, haramların filan döndüğü bir iş yerindeysen hicret edeceksin öteki iş Tabii yere. tabii demek Zaruret istediğim deyip ha geçmeyeceksin. demek istediğim şey şuydu. Peygamber sevgisi Kur'an'ın rehber edilmesi bizim için bir kuru lafta kalmamalı. Mesela şöyle bir şey dedik. Kur'an'dan görüyoruz, peygamberimizin hayatında görüyoruz. Peygamberimiz
kendi doğduğu, büyüdüğü yeri bırakıp gidiyor. Birçok kimse, arkada emin olun, yıllarca evli olduğu eşi, kendisiyle aynı fikirde değil, ayrılıklar oluyor. Onları, malını, mülkünü, hepsini bırakıp geriye gidiyor. Yani eski dönemde de öyle, ben tapuyu yanımda taşıdım, hala tapusu bende, ben gittim ama gibi bir şey diyor. Yok, bankadan bir havale yaptım falan, yani, yok bir şey. Bir sürü şeyden vazgeçerek gidiyor. Çok ağır bir şey. İnsan kendisini düşünsün. Hani şimdi İstanbul'dan başka şehre gider, hani tapusu bende kalır, satarım giderim gibi. Hani öyle bir şeyin de olmadığı, birçok şeyinden vazgeçerek başka bir yere göç etmek zorunda kaldığını düşünsün. Çok ağır bir şey. Peygamberimizin hayatında, Müslümanların hayatında örneğini görüyoruz. Ha, bu örneği hayata tatbik etmek nedir dedik geçen hafta. İşte basit bir örnek, peygamber de o örneği alıyorsan, peygamber bütün sahip olduğu malı, mülkü ve diğer tanıdıklarını, eşlerini, dostlarından ayrılıp hicret ederken, birçok kimse işinde, işte diyelim ki ibadetleri yapmasına izin verilmiyor. Veya iş yerinde görüyor ki haram karıştırıyor. Kendisi de o harama zorlanıyor iş yerinde. O belli haramlar aracılık etmesi zorlanıyor. Peygamberin hicret etmesini örnek alıyorsan, al işte örnek, iş yerinden git. Yok, yani ben peygamber gibi her şeyi yapacağım deyip de bütün malı, her şeyi terk eden peygambere karşılık Allah rızası için, sen bir iş yerini terk edemiyorsan, o zaman sen hicret hiçbir şekilde örnek alamıyorsun. Hocam, zaruret var. İşte onlar lafta, tabii zaruret de mesela şurada görüyoruz zarureti, bir benzer durumları. Tabii hicretin dışında da peygamberimizin örnek olduğu, Kur'an'da bize anlatılan durumlar var. Müslümanlar Allah rızası için canlarını ortaya koyuyorlar. Bir insan için en zor şeylerden biri, belki de en zordur, canını ortaya koymak. Birçok Müslüman o dönemde Allah rızası için canını ortaya koyuyor. Ama nasıl ki bugünkü Müslümanların içinde hani böyle yarım yamalak dini yaşayan, kenarından yaşayan, lafla Müslüman olup da gereği şekilde gereğini geri yapmayanlar varsa, aynı dönemde 200'ler münafıklar günümüzde varsa, aynı tablonun peygamberimizde olduğunu görüyoruz. Bir kısmı tereddütsüz Allah rızası için canını ortaya koyuyor. Bir kısımda evlerimiz açıkta diyor. Evet. Kur'an'daki ayette bildir, onların yalancı oldukları geçiyor. Hemen, yani insan her zaman için mazeretlerini ortaya koyar. Emre Hocam da demin onunla ilgili bir ayet okudu. Müthiş hocam, o ayeti de hatırlatalım da. Mesela sefere çıkması gerekiyor Müslümanların. Diyorlar ki bu sıcakta, bu hararette sefere çıkmayın. Allah da cevabını veriyor. Diyor ki cehennem hararet bakımından daha güçlüdür. Efendim burada bitirelim. Çünkü saat tam 2 oldu. Öyle de bir yere geldik ki konuşursak galiba sadece son bir formül olacak. Verelim. Evet. Bunu bahsettik de ondan sonra söyleyerek kapatalım. Diyelim ki hani gerçekten öldükten sonra önemli olacak neyse, yaşarken de önemli olan odur. Ve hani vaktin geçmesinden bahsettik ya, ömür dediğimiz şey bir göz açıp kapama gibi geçiyor. Yani evet, o kadar hızlı, süratli bir şekilde geçiyor ki. Çok basit bir formül daha verelim. Diyelim ki bakın, bir insan 60 yaşına geldiği zaman, eğer ki günde 8 saat uyuyarak hayatını geçirmişse 20 yıl uykuda geçmiş oluyor. Bakın, günün 3'te 1'i 8 saat, 20 yıl uykuda geçmiş oluyor. 8 saat eğer ki işte güçte, mesaide geçiriyorsa 1 20 yılı da o şekilde geçiyor. İşte yemek içmek, gitmek gelmek, şudur budur falan dediğiniz zaman zaten ömür dediğiniz şeyden insanın eline bir şey kalmıyor. Dolayısıyla hani ölmeden önce uyanmak gerekir. Çünkü öldükten sonra uyandığımızda pişman olmamak için. Efendim çok teşekkür ederim.